çok sevdiğim bir isimle baş başa olmanın derin mutluluğu içindeyim. Şu anda beni başka hiçbir şey mutlu edemezdi sanırım. Sevgili Selda Öktem konuğum, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, ailemizin çok teşekkürler. Ramatoloğu diyorum ben artık sana. Teşekkür Nasılsın? Ederim. Yine harika görünüyorsun. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ ol valla. Yani her şeyinle moral veriyorsun bize. Harika. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Biz bugün ederim. Birazcık aslında biçimsel olarak barışması zor ama ağrısı yüzünden de hani hangi taraf ağır basıyor bilemediğimiz karmaşanın içine gireceğiz ama eminim oradan da bizi mutlulukla çıkartacaksın. Bir şekilde bir umut ışığı yaratacaksın diye düşünüyorum. Umarım. Tabii. Umarım. romatizmal hastalıklarda görülen biçim bozukluklarına değineceğiz. ve dolayısıyla da 4 tane değil mi? 4 ana başlıkta özellikle onlardan bunları bahsetmek isterim. Tamam. Çünkü en sıklıkla onlarda şekil bozuklukları görüyoruz. Evet. Onları konuşalım tamam. Tabii ki. Tamam. Hangilerinden bahsedeceğiz? İstersen kısaca bir öyle giriş yapalım. Şimdi şöyle bugün özellikle ellerde ve ayaklarda küçük evet. eklemlerde kendine özel şekil bozuklukları yaratan romatizmalardan konuşacağız. Evet. Yani içi de dışı da yakan romatizmalardan. Tabii. Yani biraz. Sonuçta bunların hem ağrısı var. Evet. Eğer tedavi edilmezse de tabii bunlar romatizmalar ilk çıktığı günde hemen bu şekilde şekil bozuklukları yaratmazlar. Evet. Tedavi edilmedikçe, süreç uzadıkça ortaya çıkan şekil bozukluklarıdır bunlar. Böyle söyleyeyim. Yani engellenebilir. Zaman, evet. Şimdi onu söylemek isterim. İki tane şey geliyor aklıma. Bir yaşlılardaki bu ellerde yamulmalar demek onu anlatıyormuş bana. Çocukluğumdan hatırlıyorum çünkü işte anneannemin hani elini gördüğümde. Demek ki o hani yamulmalar küçük değişiklikler eldeki romatizmal bir şeymiş. Ben tabii o aklımla anlayamam. Ama bir taraftan da söylediğinden bir umut ışığı doğuyor ki meseleyi anlayıp tedavi olursak böyle bir dış görünüme sahip olmayı da yaşamayacağız. Romatizmayı da biraz geriletmiş olacağız gibi mi? Evet. Şimdi şöyle en azından hani özellikle ilk önce osteoartrozdan tamam. bahsedelim anneanninizden laf Değil açmışken. Mi? Çünkü hani yaşlıydı diye bahsediyorsunuz. Tabii. Şimdi ileri yaşlarda özellikle 55-60 yaşından sonra görülen, ortaya çıkan şekil bozukluklarında özellikle el kireçlenmesi. Ben ona Türkçe olarak el kireçlenmesi tamam, diyeyim ya da erozif osteoartroz diyoruz. Ha tamam işte. Şimdi mesela burada ekranda görüyoruz. Burada evet. bu osteoartrozda nodüller var. Tırnağa yakın eklemlerdeki böyle sert, kemiksi şişlikler. Evet, onlara gördüm. Dokunduğunuz zaman serttir. Ve kemiksi olduğu için de dokunduğunuzda acı yaratır. O tırnağa yakın eklemlerde olanların özel bir ismi var. Heberden. O tabii yabancı olduğu için olsun. Ama Heberden'i şey yapabiliyorsunuz. Onun üzerinde şu eklemlerde alt boğumlar değil daha üst boğumlarda olursa onun adı da Bouchard nodülleri olarak geçiyor. Şimdi bu nodüllerin özelliği ilk başlangıçta nodüller ortaya çıkmadan önce elde şiddetli bir şekilde ağrı başlıyor ama yaş ileri. Yani biraz hani 55 yaşı geçkin bireylerde tamam. oluyor. Önce şiddetli ağrı başlıyor. Eğer önlem alınmazsa hani o sırada hekime gitmezlerse ve bununla ilgili herhangi bir destek tedavi almazlarsa sonrasında bu şekilde nodüller biraz hızlı gelişiyor. Bunun sebebi şu, o eklemlerdeki kıkırdaktaki hızlı dejenerasyon. Ah ya. Vücut bu nodülleri o dejenerasyonu tedavi etmeye çalışırken yapıyor. Aslında İyi bir şey yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışıyor. Şimdi oradaki dejeneratif süreç ağrı yaratıyor. Ve orada yaratılan ağrı ve küçük böyle inflamasyon dediğimiz hafif iltihabı vücut kendisi onarmaya çalışıyor ve oraya bir takım onarıcı maddeleri gönderiyor. O gönderim sırasında orada ekstra kalsiyum birikiyor. Şimdi mesela vücutta genel olarak da budur. Böyle iyileşmeye yüz tutan dokularda kalsiyum birikmesi olur. Burada da o eklem çevrelerindeki sorunu gidermeye çalışan vücut orada ekstra kalsiyum çökmesine neden oluyor ve minik minik sivrilikler meydana geliyor. Aslına bakarsanız tırnağa yakın eklemlerde nodül yaratan iki farklı hastalık var özellikle. İleride zaten biraz sonra ondan da bahsederiz. Tamam. Sedef'te de görülebilir bunlar ama osteoartrozdaki yani el kireçlenmesinde çok böyle kızarıklık yoktur. Anladım. Sadece çok hızlı büyürse kızarır.
ama parmaklarını açıp kapatmakta zorlanır hasta. Özellikle bunlar büyürken, hızla büyürken daha çok acı yaparlar. Büyümesi bittiğinde ve hani o akut süreç yavaşlayıp subakut kronik sürece geçtiğinde ağrısı bir miktar hafifler. Şimdi bizim için önemli olan şey şu. Bu nodüller henüz bu kadar hızlı ortaya çıkma aşamasındayken, henüz başlangıçta ağrı var iken ve hafif böyle şişkinlikler başlamış iken yakalarsak bu şekilde tam nodül oluşmasını engelleyebiliyoruz. Bu halden geri dönüş? Bu halden geri dönüş şöyle, tamamen normale dönmez ama bir takım ilaçlarla küçültebiliriz o nodülleri ve ağrısını dindirebiliriz. Dolayısıyla mesela bu tarzdaki eklem kireçlenmeleri biraz ailesel seyir çok gösterir. Genetik midir? Yani? Genetik yatkınlık fazladır mesela bunda. Mesela bu şekilde gelen hastaların hep soruyorum, özellikle ailesindeki kadın akrabalarında, hani teyzenizde, anneannenizde var mıydı, annenizde var mıydı diye soruyorum ki onlar da belirgindir, özellikle kadınlarda biraz daha sık görüyoruz. Peki gut hastalığında var mı böyle bir etki? Şimdi gut hastalığında da eklemlerde bakın bu çok çarpıcı bir ileri evre kronik gut. Burada gördüğünüz o nodüller, hatta içerisinde beyaz beyaz fark ediyorsunuz o şekil bozukluk. Üstten. Onlar gut tofüsleri. Yani onu mesela delseniz içinden beyaz tebeşir tozu gibi bir şey boşalır. İşte bunlar gut tofüsleri. Tedavi edilmediği için bu şekilde çok birikmiş. Bu ayaklarda da keza birikebiliyor. Ve bu tedavi edilmediği için bu kadar uzun süreçte yaşanmış şeyler. Bu gut tofüslerinin başka görüldüğü yerler de var. Ben hani özellikle eklemlerde olanları göstermek isterim ama mesela kulak kepçesinde ondan sonra burun, bakın bu da çok ileri aşama. Çok ileri ya. Çok bunun ileri geri aşama. Dönüşü yok. Tabii bu noktadan sonra geri dönüşü yok. Ama çok erken aşamalarda gut tedavi edilirse bu noktaya gelmez. Yani bu o kadar nadir görülür ki bu kadar ileri aşama. Çok ileriymiş gerçekten. Fakat yani ilk başlangıçta erken teşhis edildiğinde doğru ilaçlarla, doğru beslenmeyle tedavi edilirse hiçbir şekilde bu şekle dönüşmez. Şimdi bunların bazıları, bunlardan bir tanesi benim kendi gördüğüm hastaların, diğerleri başka arşivlerden aldım. Yani çoğu gut hastamda böyle bir şeye rastlamıyorum, nadir görülüyor. Evet, çok ileri diyorsunuz ama zaten. Ama hani bunları göstermekteki amacım şu, hastalıklarınızı lütfen ciddiye alınız. Bir de fark edin ne olacak, ileride sizi ne bekliyor, ona göre erken tanı. Evet. Hemen iki tane daha hastalık soracağım, sedef romatizması. Onda ne oluyor? Şimdi sedef romatizmasında da böyle tırnağa yakın eklemlerde ya da küçük eklemlerde. Ha, evet, mesela bu da teleskopik parmak. Şimdi burada farkındaysanız çok belirgin bir eğim var ve parmaklar kısalmış. Evet. Mesela sağdaki elin iki işaret parmağı kısalmış. Halbuki o elin parmağını tutup çekseniz. Daha önce geldiğinde anlattığın geçenlerde, şey. Geçenlerde sedefle ilgili özel yapmıştık program. Çektiğinde uzar sonra geri gider demiştim. Aynen, teleskopik parmak demiştim. Denizcilerin kullandığı dürbün gibi teleskopik. Çünkü burada kemikler birbirinin içine geçtiği için ayrıca ve çevredeki tendonlar kısaldığı için onu kendi haline bıraktığınızda geri geri gidiyor parmak. Tuttuğunuzda normal eski parmak boyutuna ulaşıyor. Mesela bu da sedefe ait bir görüntü. Farkındaysanız cilt döküntüleri var ve aynı zamanda tırnak değişiklikleri var. Ve parmaklarda kısalma ve tamamen deforme eli görüyorsunuz. Ama bunların hepsi ihmal edilmiş, hiç tedavi almamış. Tamamen belki de hekim yüzü görmemiş. Bence kesin hastalara hekim yüzü ait. Görmemiş. Romatoid yoksa, artrit dersem ama bir görüntümüz var. Mesela bu da şey, bu da sedefli hastada. Farkındaysanız tırnak değişikliklerini ve görüyorsunuz. Ve ne kadar yorgun eller. Hepsinin ortak noktası çok yorgun bu ellerin. Kesinlikle. Hepsi çok çalışmış yani eller. Yani parmakların boyutları hiç simetrik değil, birbiriyle eşdeğer tırnaklar değil. Gitmiş. Tırnaklar gitmiş. Dolayısıyla şimdi bu bir insanın yaşantısını son derece zorlayan bir şey. Evet, İnsan başına gelmedikçe bilmez. Kendiniz bardağı tutamadığınızı, çatalınızı, kaşığınızı tutamadığınızı ve kendi hijyeninizi gerçekleştiremediğinizi düşünün. Yine mesela romatoid artritte. Toplum içine bile çıkmalarını engelleyen bir durum olabilir kendileri kesinlikle için. Dolayısıyla kesinlikle çok zor. Romatoid artritte? Romatoid artritte de bir takım özel şekil bozuklukları görüyor. İşte kuğu boynu deformitesi.
düğme iliği deformitesi, ulnar deviasyon denilen, mesela bu görüntü Rahat kalırsa etsen. Bunu da çok güzel anlatacağım. Tamam. Şuradaki şu eklemlerden itibaren dönmüş. Dışa doğru evet. dönüklük oluyor Dönmüş. Burada tamam mı? Evet. Bir o. İkincisi bu parmaklarda kaslar, tendonlar kısaldığı için hareketsiz kalıyor ve bu şekilde kalıyor mesela parmak. Bunu oynatamıyor hasta. Burada olursa onun adı başka, düğme iliği deformitesi ya da kuğu boynu deformitesi. Sonuçta bu hastalar kavanoz açmakta, tabii. Yapamaz. İşte ne bileyim yemeğini yapmakta, kendi hijyenini yapmakta düğme zorluk çekiyor. Çok zor. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela çok uzun yıllardır romatoid olarak, artrit olarak takip ettiğim hastalarım var. Olaya, tedaviye ne kadar erken başlarsanız, ne kadar erken yakalarsanız ve ilaçlarınızı düzenli kullanırsanız bütün bunların önüne geçebilirsiniz. Ama mesela ne kadar özellikle romatoid artritte ilk 2-3 yıl çok önemlidir. Erken romatoid artrit döneminde ilk 2-3 yıl. Mesela şu yeni başlamış bir romatoid artrit hiç eli. Hiç belli değil, hiçbir şey yok gibi. Hafif böyle bir, hafif bir ödem var. Evet, şimdi güzel. Bu aşamada çok iyi tedavi alırsa hasta o gördüğünüz ileri aşamalara ulaşmaz. Tabii. Önemli olan ilk 2-3 yılda güzel ve düzenli tedavi almaktır. Yani bu deformiteleri göstermemizin amacı el ağrılarınızı, eklem şişliklerinizi lütfen ciddiye alınız. Daha sonra ileride geri dönüşsüz deformitelere, şekil bozukluklarına ulaşmaması için bu durumun erken önlem almak gerekiyor ve iyi tedavi vermek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Tabii ki her zaman dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Erken tanı, erken teşhis, hemen uzman doktora başvurmak, doğru doktor ve doğru tedavi. Tedaviyi doğru konumlandırmak ve doktor ne diyorsa onu yapmak. Kesinlikle. Her zaman söylediğin bir şey de var, beslenmek. Sen meseleye bütünsel bakan bir doktorsun. İnanılmaz takdir ediyorum bu yönünü. Bir dahaki programımıza konuk geldiğinde biraz beslenme konuşalım çok istiyorum. İnşallah tamam. fırsatımız olur. Tabii tabii. Çünkü bence çok önemli. Memnuniyetle özellikle bahsetmek Aynen. isterim. Ayağına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz.